Hoş geldin, ben Mehmet Üzüm. Bugün yeni kurgu bilgisayarım ve aynı zamanda gündelik olarak da kullanacağım MacBook Pro'nun kutu açılışını yapacağız. Ama sadece bir kutu açılışı olarak düşünmeyin bunu. Aslında biraz konuşalım istiyorum. Neden bu bilgisayarı aldım? Hangi özelliklerde olan seriyi tercih ettim? Buna ek olarak ise uzun zamandır aslında MacBook Pro kullanıyorum. Bu tarafta geçiş yapma nedenim neydi? Bütün bunlar üzerine konuşacağımız, yani aslında bir açıdan özellikle bilgisayar almayı düşünenlere kılavuz niteliğinde de bir video olsun istiyorum. Ürünün base modelini almadığım için Çin'den geldi. Önce Kore'ye gitti. Oradan Almanya'ya gitti. Almanya'dan Türkiye'ye girdi. Gümrükte 6 gün kadar bekledi. 12 gün kadar sürdü ürünün bana ulaşması. Tabi base modelde bu biraz daha kısa sürebiliyor. O zaman önce hızlı bir şekilde kutu açılımını yapalım ve aynı zamanda da üzerine konuşmaya başlayalım. Şöyle ortadan çekelim. Ay, güzel. Bayağı Musa gibi ortadan ayırdık. Tırt. Şu gaz bir müzik lazım buraya. Ürünün kutulanması bayağı bir güzel, bayağı bir korunaklı. O kadar ülke dolaşmasına rağmen. Ve şöyle bir bakacak olursak, oldukça kirli bir jelatinle beraber bize MacBook karşıladı. O zaman ana kutuyu şöyle bir kenara koyalım. Ve böylece MacBook Pro karşımızda. Ürünün 16 inç ve 14 inç versiyonu var bildiğiniz üzere. Ben 14 inç modeli tercih ettim. Çünkü daha önceden de 13 inçlik versiyonu kullanıyordum ve 13 inç benim için yeterli. Doğal olarak 14 inç fazlasıyla yeterli olacak diye düşündüm. 16'ya ihtiyacım yoktu çünkü zaten edit işlerinde, profesyonel işlerimde harici monitör kullanıyorum. Gündelik olarak laptop ne kadar küçük taşınabilir olursa benim için o kadar iyi. O sebeple de 14 inç tercihinde bulundum. Şimdi yaptığım değişikliklerden de bahsedeyim. Normalde MacBook 16 GB RAM ile geliyor. Ben bunu 32'ye çıkardım çünkü 32'de daha uzun süreli hem beni götürür diye düşündüm. Ama ondan önce aynı anda birden fazla program kullanma ihtiyacım oluyor çoğu zaman. Doğal olarak da 32'ye çıkarmak daha bir rahatlatır diye düşündüm. Bir de base modelde 8 CPU ile beraber geliyor. Ben bunu da 10'a yükselttim. Bu yüzden de aslında 96 wattlık bir bataryayla beraber geliyor. Depolama tarafında 512 tercih ettim. Çünkü şöyle göstereyim. Zaten video editlerinde harici bir SSD kullanıyorum. 2 TB'lık 2000 yazma ve okuma hızına sahip. Doğal olarak da bu işimi fazlasıyla görüyor. O zaman fazla da vakit kaybetmeyelim ve hemen açılımı yapalım. Apple burada kutuyu açmamız için güzel bir bölüm hazırlamış. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. Bunu hiç kesmeyeceğim. Şöyle bıçakla beraber hassas bir şekilde kesimini yapalım. Bayağı bir sanat icra ettim burada. Güzel. Şöyle alalım. Gayret. Güzel. Şundan da bahsetmek istiyorum. Birazdan şu açılımı yapacağız ama aslında çok arada kalmıştım. Ve ilk almayı düşündüğüm bilgisayar bu değildi. M2 işlemcili Air almayı düşünüyordum. Çünkü burada şundan da değinmem lazım. Bu bilgisayarı ne için kullanacağım? Başta kurgu için dedim ama kurgu aslında sonradan eklendi. Benim zaten halihazırda bir bilgisayar kasam mevcut. Editlerimi orada yapıyorum, kurguları. MacBook'u çoğunlukla yazı işlerinde, içerik planlamasında, mailleşmede, buna ek olarak işte resmi evraklarla alakalı işlemlerde kullanıyorum. Doğal olarak da taşınabilir ve bu alanda kullanabileceğim bir bilgisayara ihtiyaç vardı. Ve bunun tam karşılığı aslında MacBook Air'dı. Fakat sonradan şunu düşündüm. Daha güçlü bir bilgisayar alayım. Ve daha güçlü bilgisayarla beraber hem bu işlerimi yaparım, arada bir kurgu işlerinde de kullanırım diye düşündüm. MacBook Air M2 kullanılmaz mı? Büyük ihtimal o da kullanılır işlemlerde. Ama açıkçası fansız oluşu beni birazcık düşündürmüştü. Burada fanlı bir bilgisayar olması benim için çok şey ifade ediyor. Çünkü yaz sıcağında bile dışarıda mesela çalışmam, render almam gerekebilecek. Doğal olarak da hani fanlı olması benim için önemli. Ama dediğim gibi sizin bu kadar, benimki kadar 4K video editlemesi gibi, sıcakta çalışmak gibi işlemleriniz yoksa aslında MacBook Air da fazlasıyla bence yeterli. Bir de şunu söylemek istiyorum. Aslında bu ürün zaten bir senedir piyasada olan bir model. Ben M2 Pro işlemciyi beklemiştim. Bu sene Apple bir etkinlik gerçekleştirmedi Ekim ayında. Sadece sitesini güncelledi ve iPad'de M2 işlemciyi tanıttı. Ama MacBook'larda Pro'da gelmedi. Bu yüzden de Ekim'in ilk haftası sipariş verdim ki
yeni bir bilgisayar çıkarsa o süreçte değiştiririm. Bir de Apple genelde yeni bir ürün tanıttığı zaman site güncelleniyor. Kura göre fiyatlar da arttığı için bu tanıtımdan önce siparişi vereyim. Duruma göre iade ederim ya da değiştiririm diye düşünmüştüm. Ama yeni bir ürün çıkmadığı için bu ürünü kullanacağım. Bu arada düşündüğümden kalın. Ama abartıldı değil. MacBook'u şöyle kenara koyayım ve birazdan eski bilgisayarla da tasarım anlamında kıyaslayacağız. Fakat içerisinden başka neler çıkıyor onlara da bakalım. İlk olarak burada klasik olarak bizi bir belge karşılıyor ve burada genel olarak MacBook'un özellikleri ve kısa bir tanıtımı mevcut ve aynı zamanda kullanım kılavuzu ve garanti üzerine belgeler içerisinden çıkıyor. 2021 model MacBook'u benim eski canavardan ayıran şey ise tabii ki MagSafe burada yok. MagSafe bildiğiniz üzere yeni MacBook'larda kalkmıştı. 2021 ile beraber hayatımıza geri geldi ve açıkçası çok da memnun oldum. Özellikle ekstra port sağladığı için benim için de önemli. MagSafe kablosu da görmüş olduğunuz gibi geliyor. Bunu da hızlı bir şekilde açalım. Özellikle bu kablonun dışının iple sarılı olması, örgülü olması daha doğrusu güzel. Çünkü diğerlerinde hani sürekli kullanımda harekete bağlı olarak kopmalar olabiliyordu plastikte. İçerisinde aynı zamanda bataryamız çıktı. Bataryayı da şöyle hızlıca açalım. Ben işlemciyi yükselttiğim için 96 wattlık bir batarya da burada mevcut. O zaman şöyle canavarı alalım ve jelatinden de arındıralım. Hemen burada bizi dokulu bir MacBook logosu, daha doğrusu yazısı karşılıyor. Bunu da böyle yapmaları güzel olmuş. Ve hemen şunu da söylemek istiyorum. Mükemmel gözüküyor. Gerçekten Apple bu tasarım işini güzel yapıyor. Aslında kalınlığı da mevcut. Özellikle eski MacBook'a göre. Ama beni şu an hiç rahatsız etmedi. Hemen burada benim için en önemli nokta. Bu arada dakika bir gol bir yüzüğü çarptık. Burada görmüş olduğunuz gibi MagSafe girişini görüyoruz. Hatta şunu yapalım ya. Şimdi sese hazır olun. İşte budur. Bu arada MagSafe bayağı kuvvetli. Neredeyse MacBook'u tutacak. MagSafe'in şöyle bir artısı da var. Yanındaki tip C'leri boşa çıkarıyor. Diğer eski MacBook'umda böyle bir şey yoktu. Burada iki tane sadece var ve gücü buradan almanız gerekiyor. Doğal olarak kullanabileceğiniz bir tane port var. Ama burada iki tane burada portunuz var. Ve aynı zamanda yine Thunderbolt 4. Burada da portumuz mevcut. Ve tabii ki en önemlisi SD kart. Artık yanımda SD kart okuyucu taşımama gerek yok. Bu gerçekten bir işkenceydi. İlk açılışı da yapalım. Ekranı henüz açmayacağım. Ona birazdan geçeceğiz. Şöyle yan yana da koyayım. Bir kıyaslayalım istiyorum. Bendeki eski MacBook 2017 model. Doğal olarak hani aralarında 5 yıllık bir fark var ama bu tasarım hala kullanılıyor. Yani 2020'de de bu tasarım vardı. Bir bildiğiniz üzere burada touch bar gelmişti. Açıkçası touch bar yerine ben normal tuş her zaman tercih etmişimdir. Burada da fiziksel tuş olması benim için mükemmel. Burada arka tarafta metaller griyken burada daha siyah bir şablon olarak geliyor. Ve tabii ki parmak izi okuyucumuz var. Şunu da şöyle bir kaldıralım. Ekranı karşılayalım. Hemen şunu söylemek istiyorum. Ekranı mükemmel gözüküyor ve 14 inç de 13 inç bu kadar fark eder mi diye düşünüyordum. Gerçekten fark ediyor. Özellikle 14.2 olduğu için ben bunun bu kadar fark edeceğini düşünmemiştim ve kenarları çok daha ince, çok daha modern gözüküyor. Tabii jenerasyon farkı da var. Hani bunu da konuşmamız gerekiyor ama açıkçası bu laptopun ekranından çok memnun kalacağımı düşünüyorum. Ki zaten ekranı özellikle 254 ppi değerinde olması inç başına piksel ve aynı zamanda 120 Hz. Buna ek olarak normalde 500 nit ama HDR ile beraber yüksek dinamikte 1000 nit ve 1600 nite çıkabilmesi. Tamam, ona biraz sonra ayarlayacağım. Sakin ol Siri. Bu değerlerle beraber düşündüğümüzde mükemmel bir panel var. Bir de tabii panel tipi de farklı. Burada IPS bir panel varken burada ise mini LED aydınlatmalı bir ekran var. Zaten görünüşte bile bu farkı kıyaslayabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz bir temel kurulumu beraber yapalım. Bu arada hazır MacBook gelmişken de MacBook'la alakalı da yeni içerikler gelecek. MacBook'u ilk aldığınız zaman yapmanız gereken ayarlamalar, ilk kurulum gibi bunlardan bahsedeceğim bir videoda olacak. Bunda bilgisini vermiş olayım. Bir de şunu da yapmayı planlıyorum. Final Cut Pro vs Adobe Premiere gibi bir kıyaslama yapacağım bir videoda olacak. Ve açılım da gerçekleşti. Şu ekranın güzelliğine bakın.
Parlaklığı tamamen arttırdığım zaman da bu şekilde. Şu anda koyu temayı seçtiğim için çerçeveyi tam olarak göremiyorsunuz. Bunu bir isterseniz açık hale getireyim. Böylece aradaki farkı daha iyi görebilirsiniz. Şimdi biraz daha fark seçilebilir. Ürünü bir an önce test etmek istiyorum. Ama öncelikle videomuzun sponsoru Movavi'den de kısaca bahsetmek isterim. Aslında Movavi zaten pek çoğunuzun bildiğini tahmin ediyorum. Ve sponsor diye de ileri sarmayın. Çünkü işinize yarayacak bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Şu anda Movavi'de indirim var. Videonun açıklama kısmında indirimli linkleri göreceksiniz ve Movavi'yi satın alan ilk 20 kişiye de YouTube kanal paketi ücretsiz bir şekilde verilecek ve bu paket içerisinde de sosyal medya ikonları, abone ol şablonları ya da video intro ve outro'ları mevcut. Doğal olarak da bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. Movavi Video Editor Plus kullanımı oldukça kolay ve pratik bir video düzenleme uygulaması. MacBook'ta ve Windows'ta da uygulaması mevcut ve bu videoyu da aslında Movavi ile beraber düzenledik. Videolarınızı görüntü sabitlemesi yapabilir, çeşitli geçiş efekti ekleyebilirsiniz ve hızlı bir şekilde videolarınızı editleyebilirsiniz. Hem kullanım kolaylığı hem fiyat konusunda sağladığı artılarla beraber eğer ki video düzenlemeye yeni başlıyorsanız uygulamaya bakabilirsiniz. İki tane paketi var. Biri 1 yıllık, diğeri ise ömür boyu erişim. Şu anda uygulamanın 7 günlük ücretsiz deneme sürümü var. Videonun açıklama kısmında bağlantıları göreceksiniz. Girip kurarak videolarınızı düzenlemeye bugün başlayabilirsiniz. Öyleyse Movavi'ye de desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. MacBook'a geri dönüş yapacak olursak. Gördüğünüz gibi boyut anlamında bir fark var. Hatta şöyle göstereyim. 14 inçlik modeli tam olarak üzerine koyduğumuzda 14'te hani çok büyük değil ama hafif bir farkı görüyoruz. Yan taraftan bakacak olursak da burada da yine şöyle bir fark var. Kalınlık anlamında fark olduğunu söyleyebilirim. Ama rahatsız edici bir kalınlık da yok bu arada. Şimdi ikisini de full parlaklıkta açıyorum ve şöyle yan yana bakacak olursak aradaki farkı görebilirsiniz. Ekran boyutu çok ciddi derecede fark ediyor. Yani en basiti 13 inçin ekranın bittiği yerde bile 14 inçte hala ekran ulaşılabilir oluyor. Yani hala fazlası var orada. Burada bir gördüğünüz gibi çentiğimiz mevcut. Tıpkı iPhone'da olduğu gibi. Ya beni açıkçası rahatsız etmiyor. Bilmiyorum kullanımda nasıl olacak. Bir tek şu bence garip. Mouse'un da oradan arkasından geçmesi bana biraz garip geliyor. Orası biraz hızlı geçebilirdi, atlayabilirdi gibime geliyor ama çok da problem değil. Çerçeveleri çok güzel, çok ince. Neredeyse iPhone'dan biraz daha kalın. Ya abartıyor muyum diye bakıyorum ama gerçekten iPhone'dan hani 2-3 milim daha kalın. Bu da güzel, çok daha şık gösteriyor. Bir de 13 inçliğin hani çerçeve oranına baktığımız zaman şöyle bir yan yana aradaki farkı çok daha iyi bir şekilde hissediyorsunuz. Touchpad sanki, hatta sanki değil, daha küçülmüş. Şöyle bir koyalım yan yana. Burada eski MacBook'ta touchpad çok daha büyük. Mesela bu garip geldi şu anda bana. Bakalım kullanımda ben bir problem yaşatacağını düşünmüyorum. Şimdi küçük bir klavye seslerine de bakalım. Güzel. Açıkçası hoparlörleri de çok merak ediyorum. Onu da hemen denemek istiyorum. Ses seviyesi çok yüksek. Bayağı yüksek. Kıyaslayacağım. Buradan dinliyoruz. Tizleri daha dengeli. Bu arada ben bu MacBook'un ses sistemini çok başarılı buluyorum. Bunu söyleyeyim ama burada bas biraz daha yüksek, tizler biraz daha düşürülmüş gibi geliyor bana. Zaten burada ses sistemi hoparlörler de gördüğünüz gibi daha büyüdü. Altılı bir hoparlör sistemi var. Bakalım patlayan yerde ne olacak. Çok ciddi fark var. Hem ses daha yüksek hem de çok daha dengeli. Mesela burada ses yükseldiği için yüksek enstrümanla beraber sesler biraz daha birbirine karışıyor. Çok iyi. Çok iyi. Bayağı sevdim hoparlörleri. Açıkçası belki önümüzdeki süreçte iyice bir kıyaslama videosu da yapabiliriz. Gelsin istiyorsanız yorumlarınızı bekliyorum. Peki neden MacBook tercih ettiğim üzerine de kısaca bir bahsedeyim. Açıkçası MacBook aldığım zaman uzun zaman önce aldım ve uzunca bir süre kullandım. Beni fazlasıyla götürdü. Bu MacBook'u da aslında bu mantıkla düşündüm. Doğal olarak hani
M2 Air almama nedenlerinden biri de buydu. Hani biraz daha RAM'i yükselteyim. 24 olmasın. Orada maksimum 24'e çıkıyor. Hani 32 olsun, daha uzun süre kullanayım diye düşünmüştüm. Belki bu fiyata bir render bilgisayarı da toplayabilirsiniz. Ama açıkçası zaten benim böyle bir ihtiyacım yoktu ve ana işim bir MacBook'a ihtiyacım vardı. Doğal olarak da, çünkü her şeyim de orada şu anda. Doğal olarak da benim için doğru yatırım buydu, ama herkes için doğru olan bu olmayabilir. Sizin için Pro değil, Air olabilir. Hatta belki iPad sizin için daha doğru olabilir. Bir süre iPad Air 4 var şu anda burada. Kendi klavyesiyle beraber, Magic Keyboard'la beraber kullandım. Şöyle, içerik hazırlamak, planlamak, gündelik işler, tasarım işlerinde çok iyi bir cihaz. Ama mesela mail işlemlerinde beni birazcık aksattı. Neden? Bazen işte bir PDF aktarmam gerekiyor, hızlı bir şekilde bir yerden bir yere işlem yapmam gerekebiliyor. Orada bana biraz yavaş geldi, ama bu alışkanlıkla alakalı da olabilir. Ben MacBook'a alıştığım için doğal olarak o biraz daha Finder'ın olmaması farklıydı, ama bence iPad tarafı da İlerleyen süreçte değişecek. Yani MacBook'a biraz daha kayacak gibime geliyor. Bir de şundan da bahsetmek istiyorum. Magic Keyboard üzerinde şu anda da görebilirsiniz. Herhangi bir Escape tuşu, işte ses açıp kapama bilmem ne, üst taraftaki fonksiyon tuşları olmadığı için kullanımı birazcık zorlaştırıyor. Doğal olarak hani Apple klavyesindeki şu fonksiyon tuşları hayat kurtarıyor. Bunu kullandıkça anlıyorsunuz. Fakat bir öğrenci için, tasarım işi yapan biri için de MacBook tarafına önerebilirim. Hatta orada bütçeniz de varsa belki iPad Pro ya da profesyonel iş yapıyorsanız yönelebilirsiniz. Bugün oldukça farklı bir video oldu. Umarım ki sizler için keyifli olmuştur. Öyleyse bu sürece dahil olduğunuz için ve videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir hayırlı olsun yorumunuzu da alırım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.